Merhabalar, 1 Mart 2024 Mart ayının ilk günü Borsa İstanbul son işlem günü Cuma günü BIST endeksi aşağılara doğru hareket etmiş durumda. %1'e yaklaşan düşüş söz konusuydu. Borsa İstanbul Halkalı Endeksi ise şu an itibariyle pozitif seyretmeye devam ediyor. Pasifik Teknoloji, Limak Çimento, Alves Kablo, Bor Şeker, Sönmez Pamuk ve Sönmez Filament hisse senetleri hakkında konuşacağız. Pasifik Teknoloji Patek hisse senediyle başlayacak. Olur isek şu an itibariyle 650 binden fazla tavandan alıcı mevcut durumda ve yaklaşık 1,5 milyona yakın çeşitli kademelerde hisse senedinde alış için kuyrukta olduğunu yatırımcıdan görmekteyiz. Tabii ki hisse senedi güne tavan başlayamadı fakat hızlıca tavana doğru hareket ettiğini gözlemledik. Alıcılar da BofA'nın, QNB Finans'ın ve İş Yatırım'ın, satıcılar da Info, Vakıf ve A1 Kapital'i görmekteyiz. Geçelim Limak Çimento hisse senedine ard arda tavanlarına devam ediyor. Rahat bir şekilde tavan açıp tavan kapattı. Fakat bugün alıcılarda iş yatırım, şeker yatırım ve ziraat ön planda. Satıcılarda Terabus ve A1 Kapital ön planda. Evet, tabii ki bugün hisse senedinin hacimlerin sert bir şekilde arttığını gözlemledik. Ama yine de şu andan itibaren hisse senedinde 25 milyondan fazla alıcının olduğunu görüyoruz. Ve Alves Kablo rahat bir şekilde tavan açtı. Tavandan işlem görüyor. Hacimler düşük seviyelerde, infonun alış kısmında erken pozisyon aldığını görüyoruz. Satıcılar kısmında bireysel yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Evet, geçelim Senepam hisse senedine. POİP hisselerinden dünkü sert yükseliş sonrası 15 kuruşluk, bugün hisse senedi 30 kuruş aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Alıcılar kısmında Ziraat İş Garanti, satıcılar kısmında Halk, Gedik ve Midas'ı görüyoruz. Ve Sönmez Filament hisse senedi tarihi zirveleri olan 99 TL sonrasında 50-60 TL kadar hareket etmişti ve şu an itibariyle gün boyunca da 78-86 TL arasında hareket ettiğini gözlemledik. Alıcılarda İş Yatırım, Garanti Vakıf, satıcılarda Yapı Kredi Şeker ve Filip Kapital'i görüyoruz. Ve Bor Şeker hisse senedi ard arda tavanlardan sonra hisse senedi düzeltmesini yaptı. 55 TL kadar çıktıktan sonra 45 TL hareket ettiğini gözlemledik. Bugün satıcılar kısmında BofA'nın 3,2 milyon satışını görüyoruz. Alıcılar kısmına daha ziyade iş yatırım, ziraat ve vakıf, burada tabii ki bireysel yatırımcıların konumlandığını genelde görüyoruz. Hisse senedi ağırlık ortalama 52,83 TL, şu an itibariyle %2 seviyelerinde yukarıda olduğunu görüyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.